Sevgili Akça Hocalılar ve siz değerli basın mensupları. Bugün burada ilçemizin Doğancılar Köyü'nde yapımına başlanan beton santrali konusunda hukuki süreci başlatmak için bulunmaktayız. Yakın zamanda ilçemizde oluşan sel felaketinin acılarını hala yaşamaktayız. Doğa ile savaşmanın sonuçlarını hepimiz gördük ve görmeye devam ediyoruz. Dere yatağını doldurmak suretiyle yapılan bu santralin gelecekte oluşacak afetlerde nedenli büyük hasarlara yol açacağı ortadadır. Akçakoca'nın turizm, üniversite ve tarım bölgesi olan Boğat üzerinde yapılmak istenen sanayileşmenin hem doğaya, hem turizme, hem de tarıma büyük hasarlar vereceği kanaatindeyiz. Beton santralinin yapılacağı yolun üniversitemize giden yol olması, bu yolun öğrenci servisleri tarafından kullanılması ve en önemlisi bu yolun öğrencilerin yürüyüş ve bisiklet güzergahı olması, yolun darlığı da göz önüne alındığında yolu kullanacak olan taş kamyonu, beton mikseri gibi araçların sebep olabileceği bir kazanın vebalini kimse ödeyemez. Ayrıca ilçemizin en önemli turizm merkezi olan şehrimize gelen tur otobüsleri, bisikletçiler, motorcular ve tatilcilerin uğrak yeri Fakıllı Mağarası bu hat üzerinde bulunmaktadır. Ağır tonajlı kamyonların yolda yaratacağı bozulma ve trafik sıkışıklığı turizm açısından geri dönülmez zararlara yol açacaktır. Dere yatağında bulunan bu santralin deremizin ve çevresini kirletmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla derede oluşacak bu kirlilik denizimize de sirayet edecektir. Deremizde bulunan nesli tükenmekte olan susamuru, kaplumbağa ve balık çeşitlerinin yok olmaması için bu yapılaşmanın derhal durdurulması gerekmektedir. Bu nedenle bu santralin inşaatının durdurulması ve ruhsatın iptali için bugün itibariyle hukuki süreci başlatıyoruz. Bundan sonra söz Yüce Türk Adaleti'nindir. Burada bize destek olmak için gelen tüm siyasi partiler ve STK'ların temsilcileri ve tüm Akçakoca halkına burada bize destek oldukları için ve gelemeyip gönülden destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun.